Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Hakkul muslimi alel muslimi sittun. Müslümanın Müslüman üzerine altı hakkı vardır. Birincisi, izâ lakîtehu, onunla karşılaştığın zaman Müslüman kişiyle, fesellim aleyhi, ona selam ver. Yani bu Müslümanın Müslüman üzerine hakkıdır. Onunla karşılaştığın zaman ona selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh, ona selam ver. İkincisi, ve izâ dâke, seni davet ettiği zaman, meşru bir davet tabi, düğüne davet ettiği, o düğün de meşru bir davettir. O zaman ne yap? Fe'ecibhu, ona icabet et. Ve ve izâ istansahake, senden nasihat talep ettiği zaman, senden nasihat talep ettiği zaman ne yap? Fansah lehu, ona nasihat et. Yani Müslümanın bir sıkıntısı var. Senden geldi nasihat istedi, senden geldi bir şey talep etti. Sen de ne yap? Ona o yolu göster. Çıkış yolu ne yap? Ona göster. O nasihatta bulun. Ve izâ atase, hapşurduğu zaman fehamidallah, tabi Allah-u Teala'yı hamd ederse, yani öyle yapması gerekir. Yapmıyorsa yapmasını söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki elhamdülillah söyle. O zaman elhamdülillah derse feşemmithu, sen de ona yerhamkümullah söyle. Yani o hamd edecek, elhamdülillah diyecek. O karşıdaki Müslüman da hakkı nedir? Ona yerhamkümullah, Allah Teala sana rahmet etsin, merhamet buyursun. O da yehdine ve yehdikumullah, hapşuran kişi tekrar yehdine ve yehdikumullah, beni de bizi de senin de Allah hidayet etsin, hidayette daim etsin. Ve marida, hastalandığı zaman fa'udhu, onu ziyaret et, hastalık ziyareti. O da Müslümanın Müslüman üzerinde hakkıdır. Ziyaretin vekil kısası mahmuldur. Ama eğer sende moral buluyorsa, kalmanı istiyorsa, o zaman uzatabilirsin. Ve izâ mâte, öldüğü zaman da fettebihû, ona tabi ol, cenaze işlemlerini, işte defni olsun, cenaze namazı olsun, bunları ne yap? İştirak et. 524. hadis-i şerif, hakkü zûci alâ zevcetihî, kocanın hanımı üzerine, eşi üzerine hakkı, en la temna'hu, eşini engellemeyecek, nefsehe, kendisinden. Ve in, vasiyeti burada şart değil. Ve in şayet dahi, kânet, kadın olsa, ale zahri katebin, yani hayvanın semeri üzerinde, tabi malum, yani yolculuğa hazırlanmış, gidecek, semer üstünde, onun üzerinde, yani yolculuk gibi, onun semenin üzerinde olsa dahi, eğer gel diyorsa gelecek. Ve en la tesume yevmen vahiden illa bi iznihi, illa ancak bi iznihi, kocasının izniyle olursa olur, yoksa onun dışında en la tesume yevmen vahiden, tek bir gün dahi oruç tutmayacak. Tabi illel faridata, ancak farz hariç. Yani Ramazan orucunda ondan müsaade istemesine gerek yoktur. Çünkü geçen de söylemiştik. La ta'ata, itaat yoktur. Fi masiyetil halihi, Allah Teala'nın masiyetinde hiç kimseye itaat yoktur. Allah Teala'nın sözü üzerine söz olmaz. Ama farzın dışında, fein faalet, şayet yaparsa, yani farzın dışında oruç tutarsa, esimet
günaha girer. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهَا ondan da kabul edilmez. فَاِنْ فَعَلَتْ eğer orucu tutarsa dedik, esimet günaha girer. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهَا ondan da kabul edilmez. Allah Allah. Yani hadisleri böyle. Demek ki ne olmuş? Oruç kocasının iznine tabidir. Farz oruç dışındakiler. Ata tuatiye vermeyecek. Kadın vermeyecek. Min beytihi kocasının evinden. Şeyen hiçbir şey illa ancak bir iznihi kocasının izniyle. Yani kocasının izni olmadan. Ha müsaade almışsa devamlı o zaman sıkıntı yok. Ama müsaade almamışsa o zaman kocasından izinsiz bir şey vermez. Fein faalet eğer kocasından izinsiz bir şey verirse kâne lehu o koca için vardır el ecru hayır mükafat ve kâne aleyhe kadın aleyhinde de vardır el vüzru günah. El kocasından habersiz verdiği için kocasının da malıdır malum. Onun habersiz verdiği için kadına günah var. Erkeğe de ne var? Hayır var. Ama eğer erkeğin izni varsa hem erkeğe hayır var hem kadına hayır var. Çünkü kadın orada aracı oluyor. Her ikisi de hayır kazanıyor inşallah. Ve en la tehruce kadın çıkmayacak min beytihi kocasının evinden illa bi iznihi ancak kocasının izniyle. Fein faalet eğer çıkarsa kocasından izinsiz la'anehallah Allah ona lanet eder ve melaiketul gadab gadab melekleri yani rahmet melekleri değil gadab melekleri ne yapar onlara lanet eder ne zamana kadar hatta tövbe edinceye kadar او تراجع وقت دönünce. İn, burada in şartiye değil vasıtiyedir. Ve in kâne zalimen. Hoca haksız dahi olsa. Yani hoca haklıdır diye hemen dışarı çıkacağım. Evi terk edeceğim. O da değil. Yani malum hoca haklı haksız meselesi verdiyken kadının dışarı çıkıp çıkmaması konusunda ne vardır? İhtilaf var yani. Hacca bile gidemeyebilir. Böyle bir durum var. Çünkü yavaş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçtan bahsediyor. Kadın dışarı çıkamaz. Ondan bahsediyor falan. O bahsederken bir tane sahabe diyor ki ya Resulallah hani kadın gitmezsiniz diyorsunuz. Benim kadın hacca niyetlenmiş. Beni de falan savaşa yazmışlar. Demek ki öyle anlaşılıyor ki savaş liste gidecek. Yani onlar belirleniyor. Ve bu sahabeyi de savaşa yazmışlar. Oysa haca niyetlenmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ismini sildir. Savaştan ismini sildir. Kocanla beraber, hanımın eşinle beraber haca git. Şimdi haca dahi bu tek başına gidemiyorsa o zaman yani böyle durumda da kapıyı çarpıp gitmesi o da uygun değildir. Hoca haksız dahi olsa. Ondan sonra artık belli şartlar yerine geldikten sonra o zaman ortaya çıkartılır. Evet. Bu hadis-i şerifi kocalarınıza iletin. Yani bu ses kaydını onlara atın. Biraz sonra da kadın hakları gelecek. Onları da atarsınız. Hakkı zoci bu sefer yine devam ediyor. Zavucun 525. hadis-i şerif. Kocanın yine alel mar'ati kadın üzerine hakkı en la tehcura firâşehu onun yatağını terk etmeyecek. Yani mesela burada küsme gibi olaylarda herhalde. Evet. Yani her anlamda kocanın yatağını terk etmek. Cinsi münasebet de
olabilir. Kocasının yatağını terk etme durumu olmaz. İkincisi, ve en tebarraka semmehu, onun yeminini yerine gelecek. Mesela yani dese ki vallahi işte bunu yapacağız. Yani kadın onun yeminini bozdurmasın ona. O yeminini kadına yakışan nedir? Onun yeminini yerine getirsin. Ve tuti'a emrehu, dediğimiz gibi meşru emirler çerçevesinde o emrine itaat etmesi lazım. Ve en la tahruca illa biizni, ancak onun izniyle çıkabilir. Tabi yine bu çıkma meselesi dediğimiz gibi yani kocası izin verse dahi belli şeyler yine olmaz. Yani tek başına gitmesi, yolculuk yapması, mesela ne Hanefi mezhebi, ne Maliki mezhebi, ne Hanbeli mezhebi. Yani bu üç mezhep de herhalde hacca bir kadının mahremi yanında olmadan gitmesini uygun görmüyor. Şafii mezhebi buna göre biraz daha toleranslı. O da şey diyor, yani bir kadınlar topluluğunda ve bilgili kadınlar, yani erkek gibi deniliyor böyle her şeyi bilen, onlarla beraber gidebilir Şafii mezhebi diyor. Diğer üç mezhep zaten kabul etmiyor. Hatta şu an Suudi Arabistan'da herhalde yaş koymuşlar. Belli bir yaşa göre yani belki 65'ten sonrasında bir şey demiyorlar ama 18 ile 55-60 arası yanında mahremi olmadan pasaport falan vermiyorlar. Eskiden öyleydi, şimdi değişmiş mi haberim yok. Ve son olarak izinsiz çıkamıyor. Ve en la tudhile ileyhi, evine de girdiremiyor. Men yekrahu, kocasının istemediği kişi. Yani bu istemediği kişi zaten ecnebi erkek olamaz zaten. Yani şeriat onu kabul etmiyor. Bu artık yani kadın da olabilir. Veyahut da akraba da olabilir. Ne yapılır? Onun istemediği kişiyi onun evine sokamaz. Evet. Tabii yani zorlukları var. Ama bununla beraber hadis-i şerif var. Hangi kadın kocası kendisinden razı olarak vefat ederse kesinlikle cennete girer. Yani bu da büyük bir müjdedir. Hani erkek için cihat var. Savaşa gidiyor, şehit oluyor. Efendim gazi oluyor. Bu durumları var. Kadının da işte kocasına itaati var. 526. hadis-i şerif. Hakkul mer'ati, kadının alezzavci, koca üzerine hakkı, en yut'imehe, kadına yedirecek, ize ta'ime, yediği zaman. Yani yemek yediği zaman kendisi. Eşine de ne yapacak? Yedirecek. Ve yeksuhe, eşine giydirecek. Hanımına izektese, o da giydiği zaman. Yani kalkıp kendisi yiyip de eşini efendim aç üstsüz bırakamaz. Ve la yadribel vechhe, yüze de vurmayacak. Çünkü yüz güzelliklerin toplandığı merkezdir. Zaten hatta onun için denilir, bir erkek bir kadınla alacağı zaman onun ile yüzüne bak. Bu niyeti ciddi olduğu zaman. El ile yüz, işte bu ikisi, yüzün bir şeyi var. Bir hassasiyeti, bir şerefi var. Ve la yedribel vechhe, yüzü vurmayacak. Ve la yukabbihe, ona çirkin davranmayacak. Ona çirkin, belki çirkin sözler söylemeyecek. Ve son olarak velayet terk etmeyecek eşini, illa fil beyti, ancak evde. Yani az önce dediğimiz, sanki kadın kocasının yatağından ayrılamaz.
O burada ise koca belli durumlarda kadının yatağından ayrılabilir, onu terk ediyor. Ama onun terki yatak odasından başka bir odaya. Yani evin dışına çıkamaz. Anlaşıldı inşallah. Yani kadın yatağı terk edemez, erkek ise terk edebilir ama yatağı terk edebilir ama evin dışına çıkamaz. Diyelim ki bir kızgınlık o. Evin dışı değil de evin başka bir odasında kalır. O erkeğin hakkı var, kadının ise o hakkı yok. Hakkul cari komşunun hakkı. Evet, hakkul cari komşunun hakkı inmarida ottehu. Eğer komşu hastalanırsa ne yaparsın? Onu ziyaret edersin. Bu da komşuluk haklarından bir tanesidir. Eğer komşu hastalanırsa onu ne yaparsın? Ziyaret edersin. Ve in mâte eğer ölürse şeyyâtehu, onu ne yaparsın? Cenazesine katılırsın, dafnine katılırsın. Taziye işlemleri. Ve in istek Akrade senden borç talep ederse akrattahu borç verirsin. Ve in a'vara eğer bir kusur ederse satertahu onu örtersin. Ve in asabahu hayrun eğer hayırlı bir şey isabet ederse ona diyelim ki evladı doğdu veya ev yaptı. Onu ne yaparsın? Tebrik edersin. Ve in asabethu musibetun şayet ona musibet isabet ederse oradaki in şartiyedir bu. Cevabı da budur. Azzeytehu onu taziye edersin. Bir de ve la terfa binake binanı evini yükseltmeyeceksin. Fevka binehi onun evinin yüksekliğinden fazlasın. Yani adamınki 3 katsa seninki de 3 kat. Fazla yapmayacaksın. Ki fazla yaparsan fetesud de aleyhi errih adama gelen rüzgarı kapatmış olursun. Yani mübarekler rüzgarı bile üşümüşler. Havasını kapatırsın. Ve la tuzihi birihi kadrike tenceredeki yaptığın yemeklerin, dolmaların kokusunu da kokusuyla onu eziyet etmeyeceksin. Yani türlü türlü yemek yapıyorsun. Kokusu ona gidiyor. Ona eziyet etmeyeceksin. İlla ancak en tagrife lehu minhe. Ondan bir kepçe ona verirsen o zaman müstesna. Artık hatta başka bir hadisesini ki hatırlıyorum. Yediğin suyunu bir tabakta komşu yer. Öyle hatırımda olur. Demek ki eziyet etmeyeceksin bir tencerenin kokusuyla ancak eğer ona bir kepçe versen o olabiliyor. Arada şimdi şeyler de var bu yemek kokusunu alan neydi adını unuttum. Onlar kokuyu giderir belki de. Evet. Son hadis-i şerifi okuyoruz. Hakku kebirul ihveti kebirul ihve kardeşlerin kebiri en büyüğü kardeşlerin büyüğü ala sagirihim küçükleri üzerinde. Yani büyük abinin küçükleri üzerine hakkı ki hakkul velidi ala veledi babanın evlatları üzerine olan hakkı gibidir. Yani malum babanın evlatları üzerine hakkı var. İşte onun gibi herhalde onun vefatından sonra burada vefat kaydı yok. Onun hakkı baba kardeşleri üzerine babanın evladı hakkı gibidir. Cezakumullah hayran kesiyorum.